Hakikaten AKP'nin bütün o hukuksuzluk zincirinde maalesef önemli bir halka ihraçlar süreci. 15 Temmuz darbe girişimi ki çok su götürür bir süreç. Bu süreçte hakikaten Allah'ın bir lütfu olarak görülüp tek adam rejiminin yapılandırılmasında önemli bir ayağı da bunun ihraçlar, yani kamunun yukarıdan aşağı yeniden şekillendirilmesi ve AKP'nin burada devlet memuru geleneksel adıyla bildiğimiz 657'ye tabi devlet memuru yerine doğrudan AKP'nin memuru, bir parti devleti de doğru giden süreçte AKP'nin memuru yapma doğrultusunda böyle bir tasfiye süreci olarak bir süreci yorumladık. Tabii ki esas olarak orada insanlar hakkında hiçbir adli idari soruşturma olmaksızın, başlatılmaksızın bir gecede bir kanun hükmünde kararnameyle ekli bir listeye insanların ismini koyarak bir gecede insanları işlerinden, aşlarından ettiler. Bu sürece baktığımızda hakikaten OHA sürecine baktığımızda bu ülkemiz maalesef hani demokrasiden her 10 yılda bir kesintiye uğrayan demokrasisinde bir dizi yukarıdan aşağı olağanüstü tedbirler diye tariflediğimiz bir dizi kendilerince tedbirler almışlar. Bunun en sonunu da 12 Eylül askeri faşist diktatörlüğünde gördüğümüzde burada da insanlar sıkı yönetim komutanı emriyle işlerinden çıkarılıyor ya da bölge dışına sürgüne gönderiliyordu ama hiç olmazsa sıkı yönetim kanununda böyle bir yasal dayanakları vardı. Yani kendi içinde yasal tabii ki, meşru olmasa bile. Ama 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere baktığımızda o halin ilan edilişiyle bu sürecin uzaktan yakından ilgisinin olmadığını, dolayısıyla burada insanların başvuracağı mahkemeleri de dahil olmak üzere her türlü sürecin işletilmesinin önüne büyük engeller çıkarıldığını görüyoruz. 12 Eylül sürecinde insanlar ellerindeki bu belgelerle daha sonra mahkemelere başvurup işlerine geri döndüler. Kaybedilmiş haklarını elde ettiler. Ellerindeki üstüne üstlük doğrudan hangi suçlamayla işlerinden edildiği ya da sürgüne gönderildiği ne ilişkin bir belge vardı. Bunu dayanak göstererek mahkemelerde bu belgenin geçersizliği, hükümsüzlüğü ortaya konuldu. Bu süreçte ise insanlar başvuracakları mahkemeler dahi, mahkeme süreçlerinin dahi işletilmesi ellerinden alındı. Hakikaten her tarafı hukuksuzluklarla dolu bir süreçti. Keski olarak biz bu süreçte ta başından itibaren AKP'nin başta o hali ilan etmesi, ardından sendikaları kapatılmasına dönük çıkardıkları kanun hükmünde kararnameler, bütün bunlara karşı tutumumuz açık, net, karşı cepheden oldu. Sonuçta kabul edilebilir bir süreç değildi bu süreç. Bu süreçte başta kendi üyelerimiz olmak üzere her türlü haksız, hukuksuz işleme tabi tutulan kamu emekçisi arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu ifade ettik. Sonuç itibariyle üyemiz olmasa bile hakikaten insanların hukuksal süreç işletilmeden, haklarında hiçbir adli idari işlem başlatılmaksızın işlerinden edilmeleri, savunma haklarının ellerinden alınmaları ciddi hukuksal bir problemdi. Bu konuda hızlı bir şekilde hukukçularla, ülkenin ileri gelen hukukçularıyla yaptığımız toplantılar, çıkardığımız sonuçlar, dava dilekçeleriyle doğrudan bunu sitemizde yayınlayıp yine konfederasyonumuza gelen, üyemiz olmasa bile bir hukuksuzluğa uğramış arkadaşlarımıza gerek sitemizde kamuya açık hale getirdiğimiz dilekçeden faydalanmaları, gerekse de yine konfederasyonumuza geldiklerinde çeşitli hukuksal yardımlar, yönlendirmelerle bu bakış açımızı doğrudan pratikte somutlamış olduk. AKP'nin esas olarak bizce yine keskin olarak en önemli husus olarak güvencesizleştirmenin bir süreci olarak biz bunu gördük, görüyoruz. Doğrudan çalışma yaşamını bir bütün olarak
çalışanların iş güvencelerinin ortadan kaldırıldığı sözleşmeli ve performansa dayalı çalıştırmanın egemen hale getirildiği bir politikanın ürünü olarak da görüyoruz. Bunlar bizim açımızdan önemli. Yine konfederasyon olarak içeride özellikle ihraçlara dönük tepkimizi ortaya koyma noktasında İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş düzenledik kamuoyuyla. Bunun sonuçlarını paylaşma, sesimizi yükseltme ve hükümetin bu uygulamalarını geri almalarını sağlama noktasında. Dışarıda ise üye olduğumuz, yani uluslararası kamuoyunda üye olduğumuz, başta Dünya Sendikalar Konfederasyonu İTÜK ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETÜK aracılığıyla hazırladığımız dosyalar, hak ihlalleri raporlarıyla uluslararası platformlarda bunu gündeme getirdik. Ve en son olarak yine Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'da Türkiye'deki bu hak ihlalleri, sendikal hak ihlalleri, çalışma yaşamının ihlali, insanların sorgusu sualsiz, işten atılmaları, bütün bu alandaki düzenlemelerin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gerekçesiyle Türkiye Kasım ayına kadar bunları düzeltmesi, iş ve işlemleri düzeltmesi noktasında bir sürece tabi tutuldu. Bu bağlamda gözlenmesi gereken dünyada hak ihlallerinin olduğu, özellikle sendikal alanda, çalışma yaşamında hak ihlallerinin olduğu 10 tane ülke arasına girdi maalesef. Biz bundan elbette ki üzüntü duyuyoruz. Biz bunu hak etmediğimizi düşünüyoruz. Ama son itibariyle hükümetin doğrudan hem Türkiye'deki kamuoyunun hem çalışanların desteğini, onayını almaksızın yürüttüğü keyfi iş ve işlemlerdi bunlar. Biz buna kara liste diyoruz. Yani hükümet bu konuda çeşitli defa mektuplarla uyarıldı. Sonuç itibariyle uluslararası planda da yaptıklarımız bunlar. Yine AKP'nin iç hukuk yollarını tamamen kapatan, tamamen hakikaten insanların önünde bir seçenek olarak duran, tartışmalı da olsa Anayasa Mahkemesi, tartışmalısı da olsa idare mahkemeleri, Danıştay yollarının da kapatılmasının bir vesilesi olan Olağanüstü Hal Komisyonu inceleme incelemesi adı altında bir kurul kurdu. Bu kurul 20 Ocak'ta ikinci yılını tamamlıyor. Bu kurulla gelen dosyaların sayısı 126 bin şimdiye kadar incelenen dosya sayısı 100 bin. İncelenen dosya sayılarına baktığımızda sonuçlanan dosya sayıları oldukça az. Keski olarak bizim 4700 civarında ihracımız var. Dörtte biri ancak bunların sonuçlandırılmış oldu. 1200 civarı. Bunun oranlarına baktığımızda da geriye dönüş oranlarının %30 civarında olduğunu görüyoruz. Sonuç itibariyle olağanüstü hal inceleme komisyonunun çalışma biçimlerine, işte komisyonun oluşumuna baktığımızda da bu ihraç eden kurumların temsilcilerinden oluştuğunu, hem kendilerinin savcı hem hakim olduğu bir kurul. Zaten bunun bir oyalama kurulu olduğunu başından itibaren söyledik. Dolayısıyla keski olarak biz bu kurulu asla zaten tasvip etmedik. Bununla ilgili de çeşitli girişimlerimiz uluslararası boyutuyla devam ediyor. Bundan sonraki sürece ilişkin tabii ki yine bütün ihraç edilen arkadaşlarımızla birlikte, başta üyelerimiz olmak üzere, gerek hukuksal zeminde uluslararası boyutuyla, gerekse içeride haklılığımızdan doğan meşruiyetimizle sokaklarda hak alma eylemlerimiz devam edecek. Son 23 Ocak'ta görevi sona erecek olan komisyonun eğer bu hızla dosyaların incelenmesi devam ederse bu görev sürelerinin uzatılma ihtimalini söyleyebiliriz. Ancak edindiğimiz bilgiler hızlı bir şekilde bu dosyaların sonuçlanacağı ve ardından işte yeni bir sürecin başlatılacağına ilişkindi.